Herkese merhaba Bugün TV izleyenleri. Bugün Diet on Street'in kurucusu, online diyetisyen Nazlı Deniz Ay Yıldız'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Nazlı Hanım. Öncelikle biraz sizi tanıyalım. Serüveninizi sizin ağzınızdan dinleyelim. Tamam. Ben Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik mezunuyum. 2016 mezunuyum. Aynı zamanda gastronomi ve mutfak sanatlarıyla da yan dal yaptım. Aslında hani hayalim diyetisyenlik miydi? Yani lise zamanlarında başlarken tabii ki hep hani mimar olmak gibi bir hayalim vardı. Sonra süreç aslında birazcık bu tarafa doğru yönlendirdi. Bu şekilde başladım. Peki diyetisyenlik hangi aşamada ağır bastı size? Tercih aşamasında aslında hani bir sağlık çalışanı olmak istiyordum ama çok hastane bana göre bir şey değildi. Ne yapabilirim, nasıl olabilir diye düşünürken aslında ondan sonra diyetisyenlik mesleğiyle birazcık karşılaştım. Yoksa ilk etapta düşündüğüm bir şey değildi. Ama sonrasında birazcık da aslında kilolu biri olmaktan dolayı hani bu süreçte çok muzdariptim. Hani ben de insanlara yardım edebileyim, benim getirdiğim iyi süreci herkes geçirebilsin diye aslında biraz da diyetisyen olmak istedim. Böyle başladı. Yani ilk başta çok aklımda olmayan ama sonra yönlendirmelerle ve kendi hayatımla da birleştirdiğimde aslında kafama oturmuş bir şeydi. Evet, sizin de bir o kilo verme süreci oldu ama evet. Daha sonra geleceğim. Sizin çok çeşitli sertifikalarınız var. Çocuk beslenmesi, sporcu, diyetisyenliği gibi. Bu çeşitlilik sizin listelerinizde nasıl yer alıyor? Şimdi şöyle ya, beslenme çok dinamik bir süreç aslında. Hani bundan 2 sene önce yazılan listelerle şu anki listeler bir değil. Bundan önce mesela kolesterolü olan bir hastaya yumurta yazılmazdı ama şu an artık yazılıyor. O yüzden bu tarz süreçleri takip etmek çok önemli. Yani ben bildim dedikten sonra aslında çok yanlış yapıyorum. Aynen, çünkü ben bir araştırma görevlisi değilim. Bir araştırma görevlisi kadar makale tarama şansım da yok. Yani en azından böyle sempozyumlara gittiğimizde hap bilgiler şeklinde alıyoruz. Ve tabii ki yani listelere bu çok yansıyor. En ufak öğrendiğiniz bir şey bile aslında gerçekten diyet listelerinde büyük bir gösterge oluyor. Evet. Bir de daha önce de zaten çeşitli hastanelerde, merkezlerde de çalışmışsınız. Evet. Bu durum nasıl etki etti? Mesela diyabetle ilgili bir yerde çalışmışsınız. Evet. Yani diyabet hastanesinde çalıştım. Mesela diyabet hastalarına yaklaşım, karbonhidrat sayımı, bu tarz şeyleri de görüyorsunuz. Herkese nasıl hitap edilecek onu da görmüş oluyorsunuz. Yani çeşitli hastanelerde çalışmanın ne kadar çok hasta görmek o kadar çok aslında bir hasta profili oluşturmak demek. Bu da tabii ki bizim işimiz için çok çok önemli. Peki çok sorulan bir soru var. Şimdi Diet on Street ismi aklınıza nereden geldi? Ya aslında dediğim gibi kilo verme sürecim olduğu için hep restoranlarda en sağlıklı seçeneği bulmaya çalışıyordum. Hatta insanlar dalga geçiyorlardı hani neden salata söylüyorsun, köfte yiyorlar, patates gelsin olacak diye. Artık şey diyorlar ya, sen dışarıda da nasıl besleneceğini anlatıyorsun hani sen sokakta diyet. Çünkü sürekli de dışarıdaydık özellikle staj yaptığımız dönemlerde. Ondan sonra böyle bir sokakta diyet vesaire derken bir anda bu isim çıktı. Çevreden tepkilerle. Aynen öyle. Yani sen aslında sokakta diyeti çok iyi uyguluyorsun deyip böyle bir isim bulduk. Şimdi diyet sistemi normalde bizim gidip danıştığımız danışmanların olduğu ama online diyet sistemi ne zaman başladı bunu çok merak ediyorum. Yeni çıkan bir şey miydi? Yani şöyle, ben başladığımda aslında tek tük birkaç diyetisyenin yaptığı bir şeydi. Sonrasında zamanla gelişti. Yani şu an aslında her ofisi olan diyetisyen de online diyetisyenlik yapıyor aslında. Bu tamamen bir ihtiyaç doğrultusunda oldu. Çünkü ciddi çalışma koşulları var, insanların sadece bir gün tatilleri var ve yetişemiyorsun. Aynen, yani İstanbul gibi bir süreç bir yerde hani bir yerden bir yere gitmek bile bir saat alıyor. 6'da işten çıkan bir insan evde diyetisyene gitme gibi bir şans yok. Öyle olunca sadece pazar günü ancak gelebiliyorlar. O da onlara uygun olmuyor. Yani bu aslında herkese hitap eden, herkesin keyif aldığı çok avantajlı bir süreç. Evet. Peki normalde şimdi size danışan olarak gelmek isteyenlere siz online diyeti nasıl tarif ediyorsunuz? Şu an dinleyen bir insan nasıl tarif edersiniz? Şimdi en zor, biz biliyoruz ama. En zor kısmı o. Çünkü ilk başta herkesin kafasında bir algı var. Yani ofise gittiğimizde daha kaliteli bir hizmet alacağız gibi düşünüyorlar. Aslında ofiste online diyet sistemi hizmet açısından aynı. Hatta online diyette daha farklı bir hizmette danışanlar alıyor. Ne farkı var? Bir kere online görüşmelerde yine aynı süreçte hani bir ofis görüşmesi kadar danışanla görüşüyorsunuz. Ancak sonrasında bence online diyetin en önemli kısmı takip. Yani her gün
o kişinin ne yediğini, ne içtiğini takip ediyoruz. Şimdi hastanede çalıştığım için kıyas yapabiliyorum. 7 gün, 10 gün danışanla hiç konuşmadan gittiğinizde hani hastaneye geliyor, kilo verememiş ama neden veremedi, neden yapamadı bununla ilgili bir cevabınız yok. Takip edemiyorsunuz çünkü. Ama bizde öyle bir şey değil. Yani kişinin ne yaptığını görebiliyorsunuz. Her gün mesaj attığı için aslında o da kendini daha disipline ediyor. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Mesela hastanede çarşamba günü randevum var diyor. Salı gününe, perşembe gününe kadar yiyor. Sonra çarşamba gününe kadar sıkı tutmaya çalışıyor. Yani randevu günü sadece onu disipline sokuyor. Ama burada her gün biz mesajlaştığımız için hani kaçamak yapma ihtimali de aslında çok düşüyor. Çünkü diyet birazcık kaçamaklara açık bir süreç. Yani insanın birazcık daha dik durması gerekiyor. Bunu da beraber sağlıyoruz aslında. Ama anlatma süreci birazcık zor. Çünkü belli kalıplar var aslında herkesin aklında. Hani sanki bu sistem daha böyle bunun yan sanayisi gibi bir şey algılanıyor. Aslında çok daha keyifli ve başlayanların neden daha önce yapmamışız dediği bir sistem oluyor aslında. Evet, herkesten okuduğum bir yorum bu. Ya şöyle bir şey var kafamda. Yüz yüze görüşmelerde genelde yağ oranını, işte vücut ölçülerini ölçüyorlar. Siz bunu nasıl yürütüyorsunuz? Şimdi şöyle, aslında şöyle bir yanlış var. Hiçbir okulda, yani bu Hacettepe'sinden Yeditepe'sine, bilgisine, hiçbir okulda yağ kas oranına göre kişiye diyet yazılmıyor. Yani bildiğimiz veriler kişinin kilosu, boyu, yaşı, işte hareket düzeyi, egzersiz sıklığı ve belli kalçası. Yani bunun dışında başka bir bilgi almıyoruz biz de. Yani öğretim süresinde de almıyoruz. Bu birazcık aslında hani bu aletlerin yaygınlaşmasıyla başlayan bir şey ama bunlar da altın oran değil. Yani tamamen çünkü suya, vücuttaki suya bakarak bu yağ kası ölçebiliyorlar. O günkü su dengesizliklerine göre bile aslında kişinin kası, yağ çok farklı çıkabiliyor, çok değişik de çıkabiliyor. Bir de ne kadar çok değer olursa o kadar da danışanın moralini bozacak bir şey olur. Kilo vermiş görünüyor ama neden yağ gitmemiş diyor. Ya da yağ gitmiş çıkıyor ama kilo gitmemiş. Yani ne kadar değer o kadar bence insanın kafasını karıştırıyor. Benim tek aldığım ölçü var. Bel kalça, bunu da hani ortalama 2 haftada bir ölçtürmeye çalışıyorum. Oradaki inceleme de zaten ne kadar yağdan kilo gittiğini gösteriyor aslında. Şimdi biraz size gelmek istiyorum ben. Hem çok güler yüzü hem enerjisi yüksek birisiniz. Motivasyonunuzu nasıl sağlıyorsunuz? Çünkü bütün gün boyunca danışanlarla görüşüyorsunuz. Yani tabii her zaman aynı olmuyor, her zaman biri olmuyor ama sonuçta severek yapıyorum çünkü birilerine yardım ettiğimi hissediyorum ve geri dönüş de alıyorum. Yani kendilerini iyi de hissediyorlar. Evet. Tabii kilo veremeyince mutsuz olabiliyorlar ama yani genelde hani birine yardım etmek, birini mutlu edebilmek ve en önemlisi istediğim şey yapmak. Çünkü hani hep burada olmak beni mutlu ediyor, bunu yapmak beni mutlu ediyor. O yüzden iyi gidiyor yani şu anki motivasyonu sağlıyoruz. Peki avantajlarından bahsettik, bir de dezavantajlarını merak ediyorum. Dezavantajları nedir bu online sürecin? Şimdi algı olarak bunun daha basit bir şey olduğunu gördükleri için bazen danışanlarda motivasyon kaybı oluyor. Yani dezavantajları şunlar, hani çok olmamakla beraber yani kimi birazcık daha diyetisyen görmek, diyetisyenle tanışmak, oturup uzun uzun sohbet etmek istiyor. Hani sanki öyle bir süreç ona daha iyi geliyormuş gibi geliyor. Böyle, psikolojik açıdan. Aynen, yani internet ortamında olduğunda sanki birazcık daha large bir süreçmiş gibi geliyor. Ama tabii ki bu yani çok kişiden kişiye göre değişen bir şey. Çünkü dediğim gibi yani her gün konuştuğumuz için aslında o kişinin morali, motivasyonu hep yükselen bir faktör. Ama yani bazılarında da böyle sonuçlar alıyoruz. Yani bir diyetisyene gitti, hani bir ofise gittiğinde sanki o diyetisyenin sözünü daha çok dinleyecekmiş gibi diye düşünen de danışanlarım oldu tabii ki. Kesinlikle. Her yerde olmuştur. Şimdi danışanlarınız o internette okuduğum yorumlarda zaten hiçbir olumsuz yorum yok. Evet, en olumlu olan yorum da sevmedikleri hiçbir şeyi yemek zorunda olmamaları. Evet. Bu süreci bunun arkasında sanırım sizin bu yiyecek değerlerini çok iyi bilmeniz yatıyor, öyle mi? Yani şöyle aslında, şimdi hiçbir yiyecek birinci şey değil, yani zayıflamak için illaki bunu yiyeceksiniz gibi bir şey söz konusu değil. Yani çeşitli olsun, çeşitlilik olsun, sürekli aynı şeyi yemesinler benim için yeterli. Yoksa illaki avokado yiyeceksin ya da illaki ananas yiyeceksin diye bir durum yok. Çünkü hani Muş'ta da zorunlu hizmette olan danışanım var ya da işte İstanbul'un çok elit bir semtinde yaşayan da danışanım var. Ya herkesin isteklerine hitap etmek gerekiyor aslında. Yani bunun için de hani iyi bir anamnez almak, gerçekten danışan neyi istiyor bunu öğrenmek çok önemli. Çünkü bazısı da çok farklı bir diyet listesi istiyor. Yani siz ona peynir ve yumurta verdiğinizde o tatmin olmuyor. O yüzden hani herkese özel, herkese farklı farklı diyet listesi yazmak çok önemli. Dinlemek çok önemli yani bunun için. Evet. Yani size uymaları da çok aynen önemli. Aynen öyle. Size uymaları demişken bir de serbest öğün var. Evet. Şimdi danışanlarınız
en beklediği süreç sanırım serbest oyun olacak gün oluyor. Evet. Bunu nasıl yürütüyorsunuz? Yani ne kadar sürede bir serbest oyun ediyorsunuz? Bu da kişiye göre değişiyor. Mesela birkaç danışanımla her hafta bir serbest gün yapıyoruz. Mesela ciddi motivasyon kayıpları oluyor çünkü yapmadıklarında. Ama kimi danışan da diyor ki bana kesinlikle serbest bir oyun verme. Çünkü hani bu benim motivasyonumu bozar, ben daha çok yemeğe odaklanırım. Kimine ayda bir gidiyor. Yani bu tamamen o sürecin durumuna göre. Mesela danışan diyor ki ben çok sıkıldım, yapmak istemiyorum. Hemen orada diyorum ki yani bir gün serbest olun, ondan sonra normale dönelim. Ya o birazcık aslında benim o anki ayarlamama bağlı oluyor. Çünkü hiç ihtiyaç duymayan birine de zorla hadi bir serbest oyun yap demenin de bir mantığı yok. Evet. Ama zorda olan, keyifsiz olan insanlara da mutlaka hani bir oyun yap diyorum. Çünkü 6 gün doğru düzgün beslendikten sonra yani bir gün es vermek gerçekten o kadar sorun olmaz diye düşünüyorum. Sanıldığı kadar böyle kasıntı bir süreç değil yani. Ya öyle olursa zaten bu iş işlemez. Şimdi şöyle de danışanlar geliyor. Bütün bir süreç boyunca hiç fast food yememiş, hiç pilav yememiş ama sonra ne diyor? Bıraktığım anda bütün kiloları geri aldım. Yani öyle olunca da bu sefer o süreç ağır aksak ilerliyor. Yani ilerlemiyor da. Hani her şeyi aralara katarak yiyebileceğimizi görürsek eğer kendi hayatımıza da adapte ederiz zaten. Yani aslında sizin yaptığınız diyet sürecinde bunun sonrasında da bağlayıcı tabii, olması çok tabii, önemli. Aynen öyle. Peki size söylemeden kaçamak yapanları nasıl fark ediyorsunuz? İlla ki vardı. Ben de çok yaptım. Ya genelde sosyal medya bu konuda hani bazılarını takip ediyorum çünkü sosyal medyada. Evet. Oradan görüyorum yani. Yakalıyorsunuz. Hani diyorum şarap içiyor musun? Aa nereden gördün ya ama gördüm ya. Ya yakalayamadıklarım da şöyle var. Şimdi gerçekten kilo verememiş oluyor ve aslında bana yazdığı oyunlarda da hiçbir problem yok. İşte özel dönemde midir ya da herhangi bir ekstra bir sağlık problemi var mıdır ona da bakıyorum. Eğer onda yoksa hani ciddi analiz etmeye başlıyorum. Bugün ne yedik, şu gün ne yedik, hiç tatlı yemedik mi? Laki arada söylüyorlar yani ben bir tatlı yemiştim falan bir arada itiraflar geliyor. Aynen sonra. Ya mesela şu da oluyor şimdi iyi kilo vermiş ben bir de tatlı yemiştim halbuki bu hafta diyorlar. Ya illa ki bir yerden öğreniyor ama tabii ki hiç bilmediğim de vardır yani. Peki söylediklerinde ne yapıyorsunuz? Yani kaçamak yapmış, kilo verememiş. Ya ben genelde şunu söylüyorum. Hani yaptığınız zaman söyleseydiniz eğer hani o gün dengelerdik, kalori dengesi sağlardık. O yüzden bir problem olmazdı. Hani çok beklettiğiniz için kaçamağa doğurduğu için aslında kilo veremediniz. Hani bundan sonra söyleyin ki dengeleyin diye yol göstermeye çalışıyorum. Ama tabii ki yani birazcık da utandıkları için ya da hani kendilerini de kötü hissettikleri için illa ki söylemedikleri zaman oluyordu bir yani. Bir hoca edasıyla korkuyorlar aslında. Ya bence olabilir. Haftalık olarak bir kilo kaybı sınırınız var mı? Ne kadar bir kayıp bekliyorsunuz? Ya haftalık olarak söyleyemiyorum. Çünkü kadınların özel dönemleri ya da işte kabızlık vesaire bir sürü etkileyen faktör var. Haftalık net bir şey söyleyemiyorum ama ayda hani ortalama en az 4 kilo bir kayıp. Yani tabii ki daha yüksek kilodalarsa bunun birazcık daha üstü olabilir ama hani sağlık sınırı benim için 4 kilodur. Çok iyi uygularsa bunu 5'e de tabii ki çıkartabilir ama hani ortalama birebir uyumda bu kadar bir kilo kaybı bekliyorum. Peki daha az kayıp yaşadıklarında ne yapıyorsunuz? Tabii ki oluyor. Yani mesela 3 kiloda kalıyor, 3,5 kiloda oluyor ama şimdi mesela onları da soruyorum. Kıyafetler ne durumda? İncelmeniz ne durumda? Orada bir problem yoksa hani ekstra bir şey uygulamaya gerek duymuyorum ama hani her şeyi uyguladığını düşünüp incelme hissetmiyorsa en azından böyle tek günlük bir detoks programı gibi ya da danışanı da motive edecek farklı bir liste uyguluyorum ki metabolizma hızı da artsın diye. Diyet sistemi dışında bir de yemek tarifleri de paylaşıyorsunuz evet, kendi sayfanızdan. Evet. Yemek yapmayla ve yemeyle aramız nasıl? Bence herkes çok merak ediyor. Ben yemek yemeyi çok seviyorum. yapmaya çalışıyorum ama tabii ki çok ciddi bir vaktim olmadığı için genelde önceden hani bir plan oturtturup onu yapma şeyindeyim. Yoksa hani sürekli yemek yapamıyorum. Ama ne oluyor? Yani yemek yemek gerçekten benim için çok büyük bir keyif. Hatta bana ailem şey der yani senin beynin obez, hani çok yemeği seviyorsun diye. Hep kontrolcü davranmak zorundayım. Çünkü hani bir tercih yapmam lazım. Eğer çok seviyorsam hani azar azar yiyip her şeyin tadına bakmam lazım. Ama mutfakla o kadar ciddi bir ilişkim olamıyor zamansızlıkta. Ama severim yani yemek yapmayı. Kim sevmez ki? Yani. Bir de şimdi kilo vermede psikolojik etmenleri birazcık konuşalım istiyorum. Siz bu konuda nasıl bir strateji uyguluyorsunuz?
Şimdi psikoloji kısmı işin çok ayrı bir boyut. Yani yeme bozukluğu olan geliyor, çok duygusal, emotional yeme bozukluğu olan geliyor, gece atakları olan geliyor. Bunların yanı sıra kendilerine karşı güveni olmayıp da diyet yapmaya çalışan da çok insan geliyor. Yani sohbet etmek burada çok önemli. Sonuçta ben bir psikolog değilim. Yani %100 bu sorunu çözebileceğim gibi bir algım asla yok ama insanları dinleyip nerede ne problem var bunu görmek çok önemli. Yani gece yemek yeme yatağı olan bir insana hani neden bu oluyor, bunun kaynağını öğrenmeden o insana yardımcı olmak çok mümkün değil. Ama dediğim gibi yani çok ciddi bir psikolojik sorunda da şimdi psikolojik problemde gerçekten bir psikolog desteğine de ihtiyaç duyuyoruz ama hani motivasyon eksikliği, kendine güvenememe zaten onlar sohbet esnasında hani çözülen şeyler. Tabii ki bir de insan kilo kaybettikçe aslında kendine güveni de geliyor. Yani birinci hafta görüştüğüm danışanımla üçüncü hafta görüştüğüme aralı dağlar kadar fark oluyor yani. Şimdi başta konuşmuştuk ya sizin de bir kilo verme süreciniz olmuştu. O dönem sizin için nasıl ilerledi, nasıl takip ettiniz ve sizin o zamanki psikolojinizin şimdiye nasıl etkisi oldu? Ben aslında ilkokuldan beri gerçekten kiloluydum. Yani ilkokula kadar hep böyle yemek yesin çocuk, hiçbir şey yemiyor denecek kadar zayıftım. Sonra bir iştahı açılmış ve bir daha kapanamamış şekildeydim. yani sonrası nasıl oldu? 8. sınıfta gerçekten artık çok rahatsızdım. Çünkü yani o yaşta bir insanın 80 kilolara çıkması gerçekten çok zordu. Yani o süreçte birazcık sporla aslında verdim. Yani çok da ne yaptığımı bilmeyerek verdim aslında. Ama sonrası üniversite hazırlık dönemiydi. Yine aynı kiloya tekrar çıktım. Ve artık ciddi bir bunalımdı yani. Çünkü bir önceki zamanda veriyorsunuz, daha gençsiniz, daha metabolizmanız hızlı ve dediğim gibi yani çok fark etmeden hani yüzerek işte yaz tatili klasik çocukların kilo vermesine benziyordu aslında ama öbür süreç öyle olmadı. Yani zaten hep bir böyle bir eksiklik hissediyorsunuz. Ya yani ben çok uzun zaman hep erkek reyonlarındaki pantolonları alıp giymiştim. Her alışveriş bir hüsran ve ağlayışı tatlıyor. Aynen öyle. Yani kilo verme sürecimde şu şekilde gitti. Yani hep ev yemekleri tarzı beslendim. Bir de diyetisyenlik okuyacaktım ve kimseye diyetisyenlik okuyacağımı söyleyemiyordum. Çünkü herkes önce bir bana bakıyordu. Sonra bölümümü tekrar hangi bölüm falan diye tekrar soruyordu. Yani tamamen hani ev yemekleri, işte sağlıklı beslenme, hiç dışarıdan yememe, hiç tatlı yememe, şeker yememe gibi aslında çok klasik öğütlerle bir süre ilerledim. Ama bunun bana şöyle bir faydası olduğunu düşünüyorum. Yani en azından danışan ne hissediyor, ne düşünüyor, nasıl bir problemi var, o an ne hissediyor bunları algılayabiliyorum. Çünkü tartıyla yüzleşen bir insan olduğum için ve zamanında ben de çok üzüldüğüm için ne hissettiklerini görebiliyorum ama bu da bana mesleki olarak bir katkı sağladığını düşünüyorum açıkçası. Danışanlarınız ideal kilolarına gelmelerine rağmen yine de devam etmek istediklerinde ne yapıyorsunuz peki? O biraz zor bir süreç aslında. Yani öncelikle onların sağlıklı sınırlarda olduğunu söylüyorum. Söylemek zorundayım çünkü. Ama hani çünkü bir de şöyle bir şey var. Yağı fazlaysa eğer o insan ne kadar olmak yani olması gereken kiloda olursa olsun kendini iyi hissetmiyor. Aynada iyi görmüyor. O yüzden hani önce söylüyorum. Kilo olarak sağlıklı sınırlardasınız ama kendinizi iyi hissetmediğinize göre birazcık daha şey yapıyorsunuz demek yani yağınızdan memnun değilsiniz diyorum ve ondan sonra diyet listelerini planlıyorum ama mutlaka sağlıklı sınırlarda olduklarını söylemek zorundayım yani çünkü hani bu sefer şey gibi hissetmelerini istemiyorum. Daha çok var. Aynen öyle. Daha çok var. Hani herhalde istediğim kilolu değilim gibi hissetmelerini istemiyorum. Aslında sadece görünen yağ onlardaki. Bir sıkılaşma geliyor. Aynen öyle. Peki şimdi obezite de çok artmaya başladı bu dönemde. İnsanlar ne zaman fark edip kendilerine bir dur demeli? Yani hangi kiloda veya hangi görünüşteyken ben artık obeziteye doğru gidiyorum diyebilmeli? Yani bu tabii ki kişiye göre değişir. Şimdi 1.70 boyundaki insanla 1.50 boyundaki insan için aynı ortalamayı söyleyemeyiz ama hani internetten artık beden kitle hesaplarını yapmaları çok kolay. Yani boylarını giriyorlar, yaşlarını giriyorlar, kilolarını giriyorlar ve bir beden kitle endeksini buluyorlar. Riskli sınırdaysalar eğer boyuna kilosuna göre o zaman artık harekete geçme vaktidir. Neden? Çünkü kilo aldıkça üstüne kilo koymak çok daha kolay. Yani benim hani 80 kilo olmuş ama hiç 7'li rakamları görmeyen de danışanlarım var. Yani bir anda biz ne ara çıktık anlamadık diyen de danışanlarım var. O yüzden hani dediğim gibi ya beden kitle indeksini hesaplamak çok kolay artık.
Bunu hesapladıktan sonra kendi aralıklarına baksınlar. Yani hangi aralıktalar, o onlar için sağlıklı mı yoksa risk grubunda mı? Hı-hı. Artık risk grubunda olanlar bir yerden hani sağlıklı beslenmeye başlamaları gerekiyor. Peki benim sorularım bu kadar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son olarak şu şekilde kapatalım istiyorum. Diet on Street'in danışanı olmak isteyenler ne dersiniz? Benim Instagram sayfamdaki mail adresinden bana ulaşılabilir. Orada her şekilde her şeyi konuşuyoruz. Yani mail yoluyla bir iletişim sağlıyoruz. Danışan olmak isteyenlere de zaten hani ilk bir hafta içinde mutlaka bir randevu planı yapılıyor. Ondan sonra da beraber sürecimiz başlıyor. Bugün Diet on Street'in kurucusu Naz Deniz Ayyıldız'la birlikteydik. İyi seyirler diliyorum.